bedeli var Necdet. Seni ben var ettim. Sümüklü bir çocuktum lan. Seninki yine gelmiş. Yıkıldı yıkılacak. Götür şunu. Ver. Turgut Bey. Tamamsa gidelim mi? Ah genç. Yine mi sen? Hadi gidelim. Zeki. Kusura bakmayın Turgut Bey ama gene mi Feride Hanım? Gene Feride ulan. Hep Feride, gene Feride. Savcı Bey! Bir gün karşılaşacağız demiştim sana.
savcı yahut müdür kim varsa hemen görüşmemiz lazım. İkisi de burada. Hadi kardeşim hadi. İşimiz acil. Göster odalarını. Gel bakalım Salih Efendi. Anlat. Ne işin vardı orada? Bir daha olmasın. Artık mazeret kabul etmem. Kurallara uyacaksın. Sana ne deniliyorsa onu yapacaksın. Buyurun. Müdür Bey. İyi akşamlar Müdür Bey. Ben Komiser Yasin. Bir mahkumla ilgili ihbar aldık. Hayatı tehlikede olabilir. Allah Allah. Hangi mahkummuş o? Savcı Turgut Akın. Aşağıda hücreleri tutuluyor. Buyurun inelim. Bizim hapishanede böyle vukuatlar olmaz. Bulunduğu kata görevlilerin dışına inmek yasaktır. Ama bakalım. Burada. Allah Allah, kapı açıkmış. Neden yaptı? Çok şey biliyordu. Ben yıllardır silah tüccarlarının peşindeyim. Düşünsene, yaverin Turgut olduğunu daha yeni öğrendim sizinleyken. Turgut konuşmasın diye infaz ettiler. Başsavcı cinayetini itiraf ederken kendilerini sattı zannettiler. Neticede Turgut bu cinayeti kendi çıkarları için değil, silah tüccarları için işledi.
Biri alemi ateşe verdi. Ben Turgut'un ölmesine inan çok dilemiştim. Ama şimdi değil, bu çok zamansız oldu. Hayırlı tezkereler asker hanım. Hadi gidelim. Abi nasıl çıktın? İstifa ederek. Artık burada kalmam için bir sebep yok ki. Ne yapalım kader? Turgut'un sonu adaletten olmadı. Ama çok şükür alacağımızı almıştık. Allah biliyor ya, onu kaçırmak zaten içime sinmiyordu. Her şey bitti. Sizde bir şey var. Ne oldu? Feride hemen anlat. Siz neden apar topar geldiniz böyle? Kötü bir şey var. Mahir, Ahmet Savcı ve katibi adliyeden çıkınca bir kaza geçirmişler. Kaza mı? Durumları kritik. Neyse ki delil ve ifade hala adliyede. Hemen adliyeye gitmemiz lazım. Seni bekliyordum. Ne oldu? Halledebildin mi? Emrinizi aynen yerine getirdim efendim. Bitti demek. Savcı Turgut Akın yok artık. Tarihe karıştı, öyle mi? Savcı Hakk'ın rahmetine kavuştu efendim. Biz de huzur erdik. Aferin. Bu işi becereceğinden hiç kuşkum yoktu zaten. Teveccühünüz. Rahmetli son zamanlarda canımı çok sıkmıştı. Lakin işini sağlama alma açısından da üstüne yoktu. Güvenilir adam tespit etmekte ustaydı. Bak, senin hakkında yanılmamış. Gerçi ölümünün senin elinden olacağını hiç tahmin etmemiştir rahmetli. Su testisi su yolunda kırıldı diyelim efendim. Şimdi sadede gelelim. Bu seninle aracısız ilk işimizdi. Turgut'un son nefesi aramızda akit olsun. Ne dersin Necdet? Becerikliliğini ispat ettin. Sadakatini de tasdiklediğimde birlikte bir yola çıkarız seninle. Her isteğinizi ve arzunuzu emir telakki ederim. İyi o zaman. İcap ettiği vakit sana haber salarım. Nasıl isterseniz efendim. Müsaadenizle. Hemen eve çek, yengem bekliyor. Tamam. Doktor selam söyledi. İçecekmişsin bunu. Kendi evladıma böyle alaka gösteremiyorum. Bilin kıymetimi. Serdar. Ne o bey baba? Sende mi hususi alakaya ihtiyacın var? Zevzekliği bırak da Orhan'ın koğuşta durum ne onu söyle.
bildiğin gibi cezaya devam. Katık yok, yakıt yok. Kendi soluklarıyla ısınmaya devam. Bu soğukta verilecek ceza mı bu? Yo yo, tam zamanı. Başka türlü mukavemetlerini kıramayacağını biliyor müdür bey? Baksana, bu durumda hala Muhsin'in katilini demediler. Orhan neden aldılar yanımdan? Belli ki tekin bir koğuş değil. Koğuşuna dönmeyi Orhan kendi istedi. Kendi geldi, kendi gitti anlayışıma. Süleyman, nedir oğlum durum, çay yok mu? Onu akşam demliyorum. Bu gidişe bir dur demek icap eder evlat. Yoksa soğuktan imanımız gevrecek. Masayı çevirip kırın da sobayı yakalım. Başımıza yağan karı eritmemiz icap ediyorsa eriteceğiz. Hiç polis olmadığına göre itirafnameyi elimizde koymuş gibi bulacağız. Bak elle hiçbir şeye dokunmayın. İşte burada. Evet. İtirafname içinde mi? Delil var mı? Turgut'un parmak izi raporunu değiştirdi. Olsun, boşuna kırmadılar tabii ki kapıyı. Parmak izi raporunu da almışlar. Yok. Hiçbir şey yok.
İyi akşamlar. Hoş geldin. Beni rica etmişsiniz. Seninle konuşmam gereken çok mühim bir mesele var Sinan. O yüzden burada buluşmayı uygun gördüm. Umarım gücendirmedim seni, buraya kadar yordum diye. Estağfurullah. Buyurun, sizi dinliyorum. Sana öyle bir şey vereceğim ki gözlerine inanamayacaksın. Beni çok meraklandırdınız. Bunlar Feride ile kuracağın yuvanın teminatı Sinan. Süleyman Yılmaz'ı Turgut mu öldürmüş yani? Cinayeti de itiraf mı etmiş? Evet. Aklım almıyor. Lakin meselenin bu tarafı bizi ilgilendirmiyor. Mahir'le Feride bu evrakın peşinde. Hiç şüphem yok. Allah'tan hatırı sayılır bir çevrem var. Tanıdığım, sevenim çok da bu altın değerindeki belgeler bir şekilde elime geçti. Şimdi sana teslim ediyorum, damat. Feride'nin bu ifadeyi ele geçirmek için yapmayacağı şey yok. Senin yerinde olsam elimi çabuk tutarım. Hem de yıldırım hızıyla. Siz hiç merak etmeyin. Hemen gereken neyse onu yapacağım. Güzel. İyi haberlerini bekliyorum o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Abi, hiç mi şüpheli birini görmedin? Yok komiserim. Teftiş ettim buraları. Sonra gittim yerime oturdum. Ne bir ses duydum ne de birini gördüm. Belki senin mesaiden evvel oldu. Senden önceki bekçi bir şey demedi mi? Yok komiserim. Vallahi billahi bir şey duysam karakola haber vermem mi? Devlet belgesi bunlar. Bunlar bana zimmetli komiserim. Adımı halel getirir miyim? Vallahi perişan oldum komiserim. 34-81'den merkeze. İstanbul Adliyesi'nde nitelikli hırsızlık. Derhal buraya parmak izi ekibi yollayın. Ben olay mahallindeyim. Mahir ne olur yapma. Ne olur dur Mahir, ne olur. Nasıl durayım Feride? Son şansımda. Babamı eve götürme ihtimalini kaybettim. Bunlar nasıl adamlar? Ne kadar güçlüler. Dört bir yanımızı sarmışlar. Gözlerini kırpmadan insan harcıyorlar. Ne vicdanları kalmış ne insafları. Kaybedecekleri şey ne kadar büyük ki bu kadar zalimler. Onları ne hukuk durduruyor ne de polis. Daha kim olduklarını bile bilmiyoruz. Turgut onların arkasını toplarken onlar bir kalemde yaverlerini sildiler. Ne yapacağım? Biz ne yapacağız Feride? Bu adamları nasıl durduracağız? Babamı nasıl kurtaracağız? Hayır. Ne olur yapma böyle. Sakin ol, ne olur. Bir gün gelecek. Gün gelecek o beyefendiden ellerimle hesap soracağım. Nasıl bir vakit yaverin gözlerinin içine baktıysam onu bulacağım. Gözlerinin içine bakacağım. Ailemin umutlarını bir bir öldürmek ne demekmiş ona göstereceğim. Hayır. Hayır. Hayır.
böyle ne olur. Biz seninle olmazları oldurduk. İki yürek tiranlara karşı durduk. Sana andım olsun Mahir Kara. Beyefendiyi kürsüye çıkaracağım. Ve bizzat yargılayacağım. Babama ne olacak peki Hakim Hanım? Ne kadar iyi olunursa o kadar iyiyiz işte Yasin'im. Abi, burada yapacak bir şey yok. Bence siz hastaneye Ahmet Savcı'nın yanına gidin. Ben ekibi bekleyeceğim. Bekçi hiç mi bir şey görmemiş? Yok. Bir tek memure varmış, Meryem. Okul çıkışı kızını getirmiş buraya. Onu çağırttım. Ben de şeyi unuttum. Alo Muhalla. Feride ben. Benim çok önemli bir işim çıktı. Neşe'yi unuttum. Ben Neşe'yi aldım Feride Hanım. Merak etmeyin. Oh öyle mi? Tamam çok sağ ol. Yalnız Neşe pek iyi değil. Neden? Bir şey mi olmuş okulda? Yok öyle bir şey değil. Geldiğinden beri ağlıyor. Kitap okuyalım yatalım diyorum dinlemiyor. Kerim Hanımlar da evde yoklar. Ne yapacağımı şaşırdım. Tamam. Tamam ben hemen geliyorum. Ona da halan hemen geliyormuş de tamam mı? Peki Feride Hanım. Çok sağ olun. Of. Var mı Neşe'den haber? Muhalla almış sağ olsun okuldan. Konuştum şimdi. Ama çok korkmuş yavrum. Benim gitmem gerek. Birlikte çıkalım. Ben seni bırakır oradan hastaneye geçerim. Ben seninle gelmek istiyordum ama... Neşe daha yeni yeni kendine geliyor. Zaten kabahatim büyük. Sen yeninle ilgilen. Küçük bir çocuğun gülüşünden daha kıymetli bir şey yok şu hayatta. Artık çocukların gülüşçüsü olmasın. Ben seni haberdar ederim zaten her şeyden. Kolay gelsin kardeşim. Size de. Birbirimizi habersiz bırakmayın. Hadi Feride. Of Nur sen altı üstü bir haydarı getireceksin. Hadi be ablacığım. Ay bu ne tembellik ya? Hoş geldin. Her şey hazır olmak üzere. Sen bir geç elini yüzünü yıka. Ondan sonra hemen yemeğe oturalım. Otururuz. Sen bir gel önce. Hayırdır Nevzat ne oluyor? Ne oluyor Necdet? Yoksa kötü bir şey mi oldu? Ben sana müjde vermeye geldim. Hani ben sana demiştim ya. Yüreğinin yükünü ver ben taşıyayım diye. Ben o yükü bu gece yerine teslim ettim. Anlamadım. Sen ne yaptın? Sen benim nazarımda zaten tertemizdin. Ama ben sana verdiğim sözü tuttum. Bundan sonra başını yastığa rahat koy. Tamam mı? Öldü mü?
varmış. Kapat da tütmesin. Çekil biraz da ben ısınayım. Evlat iyi akıl ettin vallahi. Herkesin içi ısındı. Eyvallah ağam, sayende kemiklerimiz ısındı. Herhalde ağamız o. Her türlü bizi düşünür. İçimiz ısındı. Allah razı olsun. Sıcak gibisi var mı gözünü seveyim. Bu dualar hep sana evlat. Nasıl oldu peki? Yani ne yaptın? Bir anlat. Ayten, teferruatı geç. Neticeye bak. Soluğunu kesince Cihan'dan bir pislik kurtuldu. Doğru. Gözlerin içine bakıp deseydin Ayten'in öcünü alıyorum diye. Bilseydi soluğunun neden kesildiğini. Ayten. Bitti. Silah fışılandı. Yaptığının cezasını bu ellerle çekti. Unut. Bu kabus bittiyse senin sayende. Ben ilk defa bugün rahat uyuyacağım. Hadi çıkalım. Ballı şimdi içeride ne oluyor ya demesin. Ben inanıyorum Ahmet Savcı yaşayacak. Onun ailesinin de bizim de boynumuz bükülmeyecek. İsyan etmeyeyim diyorum ama artık ağır geliyor Feridem. İyi niyetle yola çıkıyoruz. Kimsenin ne parasında gözümüz var ne de iktidarında. Ama iyiliğimizin karşılığı hep hapislik, hep hüsran. Ne olur inancını yitirme. Bu dünyanın adaleti var. Sen demiştin ilahi adalet insanlarınkinden çok daha yücedir diye. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Ben inanıyorum. Biz de temiz kalbimizin karşılığını alacağız. İnşallah. Etmeye başlamıştık. İşlerim vardı anne. Hoş geldin Sinan. Merhaba Feride. Anne, Neşe yattı mı çok ağlamış yavrum. Muhalla ile konuştum, zor sakinleştirmiş. Evet, ben geldiğimde de fenaydı. Biraz konuştuk. Nihayet yorgun düştü, uyudu. Tamam, ben birazdan bakarım ona. Haberin var mı bilmiyorum. Ben de babandan öğrendim. Turgut öldürülmüş. Evet biliyorum. Senin de başın sağ olsun Feride. Turgut yakın mesai arkadaşındı. Ya evet. Allah'ım nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Nasıl düzen bu? Adam koskoca savcı derken hapislere düştü. Sonra da öldürüldü. İnanılır gibi değil. Ya evet haklısınız.
Feride, seninle hususi olarak konuşmamız gereken bir mevzu var. Öyle mi? Tamam, konuşalım. Tabii, sizin müsaadenizle. Ne demek? Müsaade sizin Sinancığım. Tamam, dışarıda konuşalım istersen. Hay hay. Bu gece bizim gecemiz. Saadetimiz de neşemiz de daim olsun. Ben uzun zamandır senin sesini dinlemedim. Bize bir şarkı söylesene. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Ben bakarım. Efendim? Abi gazonda mukat çıktı. Süheda esip gürlüyor. Süheda mı? Evet abi. Selim ara, patron haber ver dedi. Hay ben sizin yapacağınız iş. Ne oluyor Necdet? Benim gitmem lazım Ayten. Gecemiz de, keyfimiz de yarım kaldı desene. Halbuki ben daha uzun sürer zannetmiştim. Göstersin bu işi halletsin. Patronun sağ kolum yok, öyle kolay değil. Uzatma. Evet Sinan, ne diyeceksen de cidden vaktim yok. Gel şöyle oturalım. Hayır, oturmayacağım. Anlatacaklarım ziyadesiyle mühim. Lütfen. Bana güven. Gerçekten anlatacaklarım seni mutlu edecek. Ne diyeceksen de sinirlenmeye başlıyorum. Nazif Karın'ın idam edilmesini istemiyorsun değil mi? Anahtarı bende. Nasıl? Feride, çok tuhaf biliyorum. Lakin seni düşünmediğim bir an bile yok benim. Yani sen bana hayır dedikçe aşkım daha da büyüyor. Ben de ciddiye alıp geliyorum buraya. Yeter, benim seni dinleyecek vaktim yok. Turgut'un itirafnamesi bende. Bir de delil mi ne varmış? O da arşivimde. Ne? Nasıl, yanında mı? Belgeleri çok mu istiyorsun? Sen benim için çok özelsin Feride. Ama karşılığını almadan kardeşlerime bile bir şey verme. Benimle evlen, sana itirafnameyi vereyim. Sen Mahir'in babasını kurtar. Ben de kalbimi. Dur, kapı açık kaldı. Nurten gülecek. Dur, ne olur. Akşam üzeri olan kazada yaralı iki kişi gelmiş.
Adliye mensubu. Evet. Durumları nasıl? İkisi de komada. Aileleri burada mı? Şurada oturan bey savcının abisiymiş. Sağ ol, kolay gelsin. Merhaba. Ben Ahmet Savcı'nın bir tanıdığıyım. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Allah acı şifalar versin. Bir şey ihtiyacınız varsa müsaade edin, yardım edeyim. Sağ olun. Dua edin yeter. Bu evin numarası. Gene de yanınızda olsun. Allah şifalar versin. Sağ ol. Senin ne alakan var bu işle? Hı? Nereden biliyorsun itirafnameni? Ben çok güçlü bir adamım. Hala bunu anlayamadın mı Feride? Sen suça bulanmış bir adamsın. Daha Turgut'un cesedi morga kaldırılmadı. Adliyeden şimdi geldim. Polis gelmemişti daha. Ama sen maşallah ikisine de vakıfsın. Sen de mi silah kaçakçılarının maşasısın? Aşk olsun Feride. Ben gazeteciyim. Hür basına dil uzatamazsın. Kimse o adamlar, gazeteye ulaştırmışlar belgeleri. Bir adamın ipten alınması bizim de kavuşmamıza vesile olacak. Yani niyetim çok hayırlı. Asla. Asla senin karın olmayacağım. Duydun mu beni? Bu düzenbazlığa boyun eğmeyeceğim. Bu ülkede savcı var, devlet var. Seni de o delilleri saklamaktan tutuklatacağım ve o belgeleri yasal yollarla alacağım. Benim için ifade de, o rapor da sadece iki kağıt parçası. Eğer sen benim karım olmayacaksan yırtıp atarım. Ben de olduğumda ne savcı bilir ne polis. Sen bilirsin. Sen nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsun? Masum bir insanın canı söz konusu. Bana ne? Neticede benim babam değil. Allah taksiratını affetsin. Sinan. Lütfen dur. Bu kadar acımasız olma. Bana istediğimi verene kadar bir anlaşma olmayacak Feride. Neden seni sevmeyen bir kadınla evlenmek istiyorsun? Hı? Neden? Neden kendine de bana da bunu yapıyorsun? Çünkü mağlubiyeti sevmem. Anladın mı? Mahir'e de bu zevki yaşatamam. Şimdi sabaha kadar düşün taşın. Eğer senden bir haber gelmezse yırtıp atacağım. Nazif karının cenazesinde görüşürüz artık. Thank you.
Thank you.